Aynen. Peki Ezgi Mola ile devam edelim. Ezgi Mola geçenlerde sosyal medyada ay adımı yazmayın TT neden oluyorum panini yaşıyor ama sürekli bu aralar gündemde. Erşan Kuneri dizisiyle de çok konuşuluyor. Oyuncunun hayranları, Ezgi Mola'nın hayranları senin böylesine küfürlü bir yapımda ne işin var diye tepki gösterdi. O isimlerden bir tanesi de Sacit Aslan'dı. Sacit Aslan dizide en çok şaşırdığım ve kınadığım Ezgi Mola gibi çok başarılı ve omurgalı, özel hayatında da çok düzgün olan bir oyuncunun katı açılmamış o küfürleri kendisine yakıştırmış olmasıdır diye yazdı. Sacit Aslan'ın sayfasının altına da çokça yorum geldi katıldığına dair. Sen ne düşünüyorsun Ezgi Mola'nın o yapımdaki performansı ve küfürler ya da Etkiler mi kariyerini onun? Yani sanmıyorum. Yani olumsuz anlamda etkileyeceğini sanmıyorum. Sacit Aslan'ı internet sitesinden ben de takip ediyorum. Benim medya radardaki yazılarımı falan bazen alıntılıyorlar, kullanıyorlar Evet. vesaire. Ama yani mesela burada biraz ağır olmuş, yani sert olmuş. Hani küfür dediğiniz zaman mesela işte Ricky Gervais var. Onun en son bir stand-up'ı gelmiş platformlardan birine. Onu seyrettim. Yani Erşan Kuneri'nin 8 bölümündeki küfür orada 15 dakikada var. Ciddi Yani misin? tabii. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Biz evet edepli bir toplumuz. Bakın söylüyorum yani ben yurt dışındaki bütün yani Amerika'sından Japonya'sına işleri takip ediyorum. Gerçekten Türk toplumu, Türk dizileri, platforma ya da kanallara Ya da yapılanlar, edepli programlar. ahlakları, programları. Erşan Kuneri bile gayet terbiyeli, ahlaklı, naif bir iş. Yani dünyada böyle bir şey var yani. Küfür edileceği zaman herkes ediyor. Burada da dizinin geri. Evet bence de bu arada hani küfür dozu biraz daha aşağı çekilebilirdi. Herkesin ağzında küfür vardı vesaire. Ama işte bir yapımı da sırf bu yüzden de böyle çöp tenekesine göndermek istemiyorum. Ezgi Mola'nın oradaki varlığını sevdim. Yani Cem Yılmaz'ın artık o yine yakın çevresinden arkadaşları burada ama o çevrenin dışına çıkıp biraz böyle. Çünkü benim en sevdiğim Cem Yılmaz filmlerinde bambaşka oyuncular vardır. Evet. Hokkabaz'da atıyorum Her Şey Çok Güzel Olacak'ta falan. Ama işte mesela Cem Yılmaz şunun farkında mı bilmiyorum. Hep aynı insanlarla oynadığında kendi oyunculuğu da aynılaşıyor. Çünkü öyledir oyunculuk biraz da. Karşınızdaki insana göre oyunculuğunuz değişir. Yani Doğru. oyuncu değiştikçe karşınızdaki sizin de karakterinizde, Oyuncu mimiklerinizde, aynıysa hep aynı evet kalırsın. jestlerinizde değişme. Evet aynı oyuncularla oynamak, aynı ekiple oynamak rahatlıktır. Ama aynı zamanda da sizi böyle bir tipin içine sıkıştırır. O yüzden burada farklı insanları görmek hoşuma gitti. Ama Ezgi Mola'dan çok benim dikkatimi Uras Kaygılaroğlu çekti. Evet. Tam sana Evet. şeyi soracaktık. Bu dizinin kadın yıldızı kim, erkek yıldızı kim diye soracaktık. Bu dizinin kadın yıldızı Sen yani cevabı verdin erkekle zaten. evet şöyle mesela replik olarak Ezgi Mola önde. Ama mesela ben Nilperi'yi böyle daha şey yani Ben böyle de sen etkili bir formata karakter. uygun ve Evet. etkili yani. Evet. Mesela konuşmadığı sahnelerde de Nilperi'ye baktığım var. Mimikler falan Evet, çok eğlenceli. O evet. yukarılara bakışlar falan. Gözüm sürekli bir şekilde Çok iyi neden oyuncu. olduğunu bilmiyorum Nilperi'ye Bir de kaydı. ne var biliyor musunuz? Bakın kadın oyuncularda Ezgi Mola da gerçi bundan şey bu eleştiriden muaftır. O da hakkını verir oyunculuğun. Tabii. Ama Nilperi mesela aptal bir kadın oynuyor ya. Çok Aptal güzel oynuyor. gözükmekten hiç korkmamış. Evet. Yani hatta Bir de olabilir. Tabii tabii abartı böyle. abartı Aynen böyle ve çok hoşuma gitti o benim yani. Uras Kaygılaroğlu dedin. Evet. Ozan Güven'in bu eski sevgilisinde şiddet haberleri ve Evet. davası olmasaydı Uras'ın yerine Ozan mı olacaktı? O rol Ozan için yazılmıştı. O kadar belli ki yani. Evet. Ben Ozan Güven'in rolüyüm diyor böyle. Ama bence bu oyuncu değişikliği çok iyi olmuş. Çünkü Uras iyi bir oyuncu ve şöyle söyleyeyim. Mesela Kötü Mal diye bir bölüm var. Orada böyle 80'lerdeki Tarık Akan'dı. Cüneyt Arkın'dı. Bu tabii o Telsizler 80'lerdeki polisiye filmlere gönderme yapıyor. falan Mesela işte Tere Kızlar falan diye filmler vardır böyle. Orada da böyle telsizlerle amirim amirim giderler. Evet, bu kadar Uras telsiz. orada tonlamaya kadar yapmış. Yani Evet. sesinin tonlaması bile o kadar iyi ki. Çok iyi bir oyuncu. Ve Peki Ozan, pardon. bir şey daha söyleyeceğim. Cem Yılmaz Uraz'la karşılıklı oynarken daha iyi oynuyor. Daha rahat, daha iyi, daha keyifli oynuyor. Aa, ciddi Çünkü misin? yeni bir kan. Ozan'la Evet. o kadar rahat değil. Onunla da rahat. Ben Erşan Kuneri özelinde Evet. söylüyorum. Uraz'la karşılıklı oynarken daha keyif almış. Keyifli oynamış yani böyle. O yüzden mesela Uras Arada Kaygılaroğlu bir. için de artık Cem Yılmaz ailesine katıldı. Bundan sonraki projelerde mutlaka kendine bir rol Peki bulur bir diyorum. oyuncu için böyle güçlü, baskın imzaların Cem Yılmaz gibi kadrolara katılıp orada kalmak iyi bir şey mi? Yani
ekonomik anlamda iyi bir şey. İş yani, garanti. İş garanti. Örneğin Zafer Algöz için iş garanti. Aynen öyle. Öyle ama mesela hani bir oyuncunun bir de kendine ait bir yolculuğu var. İşte Farah Zeynep'in yaptığı, yani ben çıkıyorum dedi. En çok izlenen dizilerden birinden aynen çıktı. Gitti Bergen yaptı. Bazen risk almak işe yarar. Evet, örneğin Şener Şen deyince direkt Yavuz Turgul geliyor. Şener Şen başka bir yerde şey yapmak istemiyor, evet, evet, çünkü mesela, film anlamında. İşte orada oyuncu egoları şeyler de devreye giriyor. Mesela işte Uraz'ın bence egosu Cem Yılmaz'la çalışır, müsait. Mesela Çağlar Çorumlu'nun personasıyla Cem Yılmaz'ınki tuttu ve birlikte çalışmaya devam, evet, ettiler. Ama atıyorum Gora'da Şafak Sezer'le çalıştı, hiç olmadı. Bir daha Şafak Sezer'le çalışmadılar. Evet, çünkü orada egolar çarpıştı. Tabii. O yüzden ama mesela Çağlar uyumlu, ekip adamı zaten tiyatrodan geliyor. Uraz aynı şekilde. Hemşerim Zafer Algöz. Peki sana şunu soralım. Sosyal medyada şöyle yorumlar da yapıyorlar. Ozan Güven'in kariyerini Johnny Depp'e benzetenler de var. Sana hiç ilgisi soralım, yok. Ozan bitti mi? Yani Johnny Depp davanın seyrine baktığımız zaman bayağı tuzağa düşürülmüş. Evet. Biri ve karşısında bayağı... Sonra her şey lehine döndü. Dava daha sonuçlanmadı ama karşısındaki kadın bir sosyopat şu an gördüğümüz evet, kadarıyla. Tablo, ama olay oraya gidiyor. Ozan Güven'in olayı tamam, hani dava, erkek şu var, dayak var falan, o oralardan bir benzeşme var ama bence aynı değil kesinlikle. Peki Ozan Güven'in kariyerine bundan sonra ne olur? O dava bitti, sonuçlandı, lehine ya da aleyhine. Hı hı. Ne tür seyir alır? Tükenir mi, biter mi? Şimdi mesela bu olay 70'lerde ya da 80'lerde yaşansaydı hiçbir şey olmazdı. Evet. O zaman da bizim mesela ünlü oyuncularımız kadın dövüyordu. Evet, doğru. Ve yanlarına kar kalıyordu falan, evet, yani böyle. Ondan sonra hatta şöyle söyleyeyim, yani 70'lerde öyle içip dağıtmak, kadın dövmek falan filan, böyle bir rockstar edasıyla dolaşmak iyi bir şeydi. Ama şu an toplum ahlaklı bir duruş bekliyor. Oyuncudan da ideal bir duruş bekliyor. Ozan'ın o duruşu yara aldı. Ama bunu telafi edebilir, yani her şey telafi edilebilir. Murat Tolga, bir yandan da iki yüzlü davranmıyor muyuz? Bazı isimler zamanında torpil geçiyorsun, büyük şiddet işte uygulamış, hala sözleriyle onu devam ettiriyor. Alıyor yürüyor. Gitti. Bazı isimler de başka tür, kişisine göre mi? Kesinlikle, yani o insanın ne kadar sempatik olduğu, sevdiğimizle kredisinin falan, kredisinin ne kadar yüksek alakalı olduğu. Yani herkese aynı oku fırlatmıyoruz, öyle evet, söyleyeyim. Evet. Ya da atıyoruz ama değmesin diye. Kesinlikle. Atıyoruz. Peki Cem Yılmaz, Erşan Kuner'e yapılan eleştirilerden ne kadar etkileniyor? İşte Cem'in bu soruya verdiği yanıt, izleyelim. Volkan biraz daha neredesiniz şimdi? Hadi buyurun. Efendim, 50. yıldayız. Neler söyleyeceksiniz Cem'le? Hemen konuşalım. Ben geldim de mi? Bu ikinci geçişim. Ya biz görmedik o yüzden. Ha. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Biraz bahsedelim. Çok iyiyim. Çok her şarkı nereye tepkiler nasıl? Karışık. İşte bir gayet kısım beğendi, bir kısım beğenmedi. Çok neler normal. Çok normal. Çok normal. Alışıyoruz biz. Tabii. Tecrübeliyiz bu. Bu kötü konu. Yorumlar sizi etkiliyor mu? Hani ilerideki senaryolarınızı yapmak için? Etkilemez. Rüya Hanım'ı sorsaydık, birliktelikte kısa sürdü galiba. Birliktelik kısa sürdü galiba. Rüya Hanım'ı